Bir süredir çeşitli motorlar kullanılıyor olsa da otomobillerimizde A noktasından B noktasına gitmek için gerekli gücü sağlamanın daha verimli yolları olduğu giderek daha açık hale geliyor. Toyota ise hidrojenin bu yollardan biri olduğuna ve yeni motorlarının elektrikli araçların modası geçmiş hale getireceğine inanıyor. Peki Toyota bunu nasıl başarıyor? Toyota'nın hidrojenle çalışan içten yanmalı motoru elektrikli araçların yerini alabilir mi? Toyota'nın motorlarının gelişimini daha ayrıntılı olarak incelemenin ve Toyota'nın pazar lideri konumuna katkıda bulunan diğer bazı faktörleri keşfetmenin zamanı geldi, öyle değil mi? Gelin videomuzun devamında tüm soruların yanıtlarını beraber öğrenelim. Öncelikle Toyota, otomotiv endüstrisinde çevre dostu teknolojilerin öncüsü olarak adını yazdırmış bir firma. Geleceğin temiz enerji döneminde şirketin liderliği, hidrojen yakıt hücreli araçlarla yeni bir boyut kazanmaktadır. Toyota'nın hidrojenle çalışan araçları sadece çevre dostu bir alternatif sunmakta kalmıyor, aynı zamanda sıfır emisyonlu bir geleceğin anahtarını da temsil ediyor. Toyota Mirai ise hidrojenle çalışan ve tamamen elektrikli bir motorla donatılmış, ticari olarak satılan ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli araçtır. Mirai, sıfır emisyonlu bir sürüş deneyimi sunarken benzersiz tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çekiyor. Otomobil, hidrojen yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik enerjisiyle hareket ederken sadece su buharı ve temiz suyu atmosfere bırakıyor. Toyota, Mirai'nin başarısından ilham alarak hidrojenle çalışan araçların gelecekteki rolüne dair net bir vizyon ortaya koymuş. Şirket, hidrojenin sadece sıfır emisyonlu bir alternatif olmakta kalmayıp, aynı zamanda enerji depolama ve temiz enerji üretimi gibi birçok alanda çözümler sunabileceğine inanıyor. Bu nedenle Toyota'nın hidrojen teknolojisi üzerine yoğun Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları devam ediyor. Aynı zamanda Toyota, hidrojenle çalışan araçların yaygınlaşması için altyapı ve işbirlikleri konusunda da önemli adımlar atmaktadır. Şirket, hidrojen yakıt istasyonu altyapısının geliştirilmesi için çeşitli ortaklıklar kurmuş ve sürdürülebilir bir hidrojen ekosistemi oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca diğer otomotiv şirketleri, enerji şirketleri ve hükümetlerle işbirlikleri yaparak hidrojenin yaygınlaşması için çalışmaktadır. Gelin şimdi de hidrojen motorların çalışma prensiplerine yakından bakalım. Öncelikle hidrojen içten yanmalı motorun çalışma prensibi sıkıştırılmış doğal gazla çalışan bir motora benziyor. Ancak hidrojen motorunda hidrojen gazını içinde tutmak için daha büyük ve kalın bir tank gerekiyor. Toyota'nın sistemi ise biraz farklı. Çünkü küçük bir bataryayı içerdiği için aslında bir hibrittir. Bu, çevreye nitrojen oksit emisyonunu azaltmaya ve yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olur. Motorda kullanılan hidrojen gazı ise oldukça yanıcı bir özelliğe sahiptir. Bu da yangın riskini önlemek için özenli bir kullanım gerektirir. Sertleşmiş valfler, valf yuvaları ve bağlantı çubukları, hidrojen gazının uçuculuğundan kaynaklanabilecek potansiyel tehlikeli sızıntıları engellemek için hayati öneme sahiptir. Hidrojen içten yanmalı motorlar, hidrokarbon motorlardan daha fazla güç üretme potansiyeline sahiptir. Bu, hidrojenin benzine kıyasla daha verimli bir şekilde yanmasından kaynaklanır. Ayrıca benzer tork ve beygir gücü sağlarlar. Bu motorlar, motorda gerçekleşen oksijen ve hidrojen reaksiyonunun yan ürünü olarak su üretirler. Su, daha sonra egzoz yoluyla buhar olarak atılır. Bu da daha az hava kirliliğine yol açar ve sıfır karbondioksit emisyonu sağlar. Bu özellikleriyle hidrojen içten yanmalı motorlar çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken aynı zamanda hava kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunurlar. Bahsettiğimiz avantajların dışında hidrojenle çalışan araçların yol tutuşu benzinli araçlara oldukça benzerdir. Bu nedenle benzinli araç kullanan sürücüler farkı hemen fark etmeyebilirler. Ancak hidrojen deposunu doldurmak benzinli bir motoru doldurmaktan daha az zaman alır. İşte bu noktada sürücüler aradaki farkı anlayabilirler. Çünkü Toyota'nın hidrojen yanmalı motorları sadece 90 saniye içinde yeniden doldurulabilirler. Ayrıca hidrokarbon yakıtlı araçlara kıyasla daha uzun menzil sunmaları, uzun mesafeli yolculuklar için daha uygun hale gelmelerini sağlar. Özetleyecek olursak, Toyota'nın hidrojene bu kadar inanmasının ise birkaç nedeni mevcut. İlk sırada sıfır emisyon var. Hidrojen yakıt hücreli araçlar sıfır egzoz emisyonu üretirler.
Kimyasal reaksiyonun tek yan ürünü çevre dostu olan su buharıdır. İkinci olarak hidrojen yakıt hücreli araçlar geleneksel benzinli araçlarla kıyaslanabilir sürüş menzilleri sunar ve tek bir depoyla tipik olarak 480 km'yi aşarlar. Bunun yanında araca yakıt ikmali yapmak, benzinli araçlara yakıt ikmali yapmak kadar hızlı ve kolaydır. Üçüncü sıradaysa esneklik ve çok yönlülük var. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi binek araçlardan ticari araçlara, hatta otobüs ve kamyon gibi ağır hizmet uygulamalarına kadar farklı araç türlerine uygulanabilmektedir. Bu çok yönlülük, çeşitli ulaşım ihtiyaçları ve sektörleri için çekici bir seçenek haline getirir. Dördüncü neden, enerji depolama ve şebeke entegrasyonu. Hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre edilerek elektrik üretimi için yakıt hücrelerinde veya daha sürdürülebilir ve esnek bir enerji altyapısına katkı sağlayabilecek birçok uygulamada kullanılabilir. Beşinci olarak ölçeklenebilirlik ve altyapı potansiyeli açısından önemli bir yerdedir. Toyota, hidrojenin geniş çapta kabul görmesini desteklemek için bir hidrojen altyapı ağının geliştirilmesini hedefliyor. Hidrojen yakıt ikmal istasyonları, benzin istasyonlarına benzer bir şekilde tüketicilere kolaylık ve erişilebilirlik sağlamak üzere inşa edilebilir ve dağıtılabilirdir. Sonuç olarak hidrojen yakıt hücreli araçlar uzun vadeli bir vizyon sunuyor. Hidrojenin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğine inanan Toyota bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor. Hidrojenin sadece ulaşımda değil, aynı zamanda enerji üretiminde, endüstriyel süreçlerde ve diğer sektörlerde kullanılarak hidrojen temelli bir topluma katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu vizyon, sürdürülebilirliğe ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma hedefiyle uyumludur. Toyota için hidrojenle çalışan bir gelecek en iyi seçenek olarak görünüyor. Yeni hidrojen yanmalı motor, Japon otomobil üreticisi için oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip bir yeniliktir. Peki siz Toyota'nın hidrojen temelli gelecek hayali hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın gelecekte yollarda hidrojenle çalışan araçlar görür müyüz? Peki siz bu araçlardan satın alıp kullanmak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.